Bursa, da arazisi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ait Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun imzalanan protokolle yapımının Büyükşehir Belediyesi'nce ihaleye çıkarıldığını, projesinin de ulusal bir mimarlık yarışmasıyla elde edildiğini biliyoruz. 31 Mart, seçimleri öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla temeli atılan ve eski yönetime sınırsız mali destek sözü verilen Atatürk Spor Salonu inşaatı, göreve gelen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından durdurulmuştu. 3. Bin kişilik seyirci kapasitesinin yetersizliğini gerekçe göstererek yüklenici firmadan sahadaki çalışmaları durdurmasını isteyen Büyükşehir Belediyesi'nin bu girişimine acaba Gençlik ve Spor Bakanlığından karşı bir hamle mi gelecek? Dün, Vali Mahmut Demirta. Şilde devam eden diğer kamu yatırımlarıyla birlikte hem Atatürk Spor Salonu hem de Çekirge'deki havuzlu park inşaatını yerinde incelemiş. Yetkililerden iki projenin son durumları hakkında bilgiler almış. Gençlik ve Spor Bakanı L. I, imzalanan protokolle iki proje için Büyükşehir Belediyesi'ne mali destek sağlıyordu. Vali Bey'in dün gerçekleştirdiği incelemeye B. Be. Büyükşehir Belediyesi'nden hiçbir yetkilinin bulunmayışı dikkat çekti. Büyükşehir'den başkan, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı ve diğer yetkilinin bulunmadığı o ziyaret sonrası akıllara, acaba bakanlık atat. Ürk Spor Salonu ve Havuzlu Park projesine el mi koyacak sorusunu getirdi. Vali Demirtaş'ın hem Atat, Ürk Spor Salonu hem de Havuzlu Park şantiyelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde sadece Gençlik ve Spor İl Müdürü'ye yüklenici firma yönetici ve mühendislerinin refakat etmesi gözlerden kaçmadı. Büyükşehir'in CHP. Li yeni yönetimi de Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na kısa bir süre önce Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Gökay Azak'ı atamıştı. Dünkü incelemede Azak ve Fen, işleri daire başkanlığından yetkili bulunmadığı görüldü. Saker'in tünel çökmesi ikaz. I. Önceki gün, bu sütunlardan Bursa, Nanda, ilçeleriyle bağlantısını sağlayan yolların durumunu ve tünel inşaatlarının hikayesini gündeme getirmiştik. Büyük Orhan, ilçesinin Durhasan mahallesi sakinlerinin Bursa'daki bir düğünde traktör römorkunun arkasına yazdıkları mesajla, Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ve siyasilere, aşkımız Orhaneli yol gibi hiç bitmesin, diyerek anlamlı bir ironi yaptıklarını aktarmıştık o yazımız üzerine Bursa, da uzun yıllar DSI Bölge Müdürlüğü yapmış ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da kentimize hizmet veren Erdem Saker'den bir ileti aldık. Eski Başkan ve Bölge Müdürü Seykır Bakın, bugün ödeneksizlik ve çökmeler nedeniyle yıllardır tamamlanamayan Doğancı T. Üneline ilişkin neleri hatırlatmış, bitirilemeyen Du, Ancı Tüneli'nden bahsetmişsin. Biz Doğancı Barajı'nı inşa ederken, yaptığımız zemin sondajlarına dayalı etütlerde, bugün açılmaya çalışılan tünel bölgesindeki zeminin çok zayıf olduğunu anlamış ve yolu barajın üzerine almıştık. Bu bir mühendislik çalışmasıydı ve de doğru bir mühendislik kararıydı. Şimdi bu kararımızın ne kadar doğru olduğunu görüyorum. Yıllar önce zeminin durumun fark eden D.S. İ mühendisleri, yolu baraj gövdesi üstüne alırken, teknolojinin bu denli geliştiği bir dönemde, Acaba karayolları mühendisleri Doğancı Tüneli'ni projelendirirken zemin etüdünü unuttular mı? Düşündürücü bir durum. Triliye art. ÖK sel kapanı projesiyle kurtulacak. Hemen her şiddetli yağış sonrası mudanya. Yamaçlarından kopup gelen taşkın sular sele dönüşüp, ilçedeki yaşamı adeta felç ediyor. Geçtiğimiz yıl yine su baskını yaşandı ve BUSKİ ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri günlerce yağış sonrası caddelere kadar inen çamur ve rüsubatı temizlemişti. Bunlardan en çok etkilenen yerleşimlerimizden biri Zeytinbağı. Trilya adıyla da bildiğimiz Zeytinbağı'nın sel ve su baskınlarından kurtarmak için DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Mühendisleri harekete geçmiş. DSİ 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz ve ekibinin Mudanya'daki Zeytinbağı. Sel kapanı planlama mühendislik hizmetleri proje yapım işine hız verdikleri anlaşılıyor. Sosyal medya paylaşımlarından buna ilişkin bir sunum yapıldığını görmek Mudanya ve Trilya adına sevindirici. Umarız sel kapanı ile Mudanya, ilçemizin incisi tarihi Trilya mahallesi bu dertten kurtulur.